liderlerine tapan yüz binlerce insanın meydana getirdiği topluluklar. Bu görüntüler bir yılı aşkın süredir uzun vadeli bir hükümetin kurulamadığı Yunanistan'daki son seçim görüntüleriydi. Aylardır tartıştılar, zaman zaman kavga ettiler ve sonunda 8 milyon Yunanlı demokrasinin en büyük nimeti olan bu sandıkta buluştu. Ateş Hakkı'ndan bu yılın son programında kucak dolusu sevgiler sizlere. Sevgili seyirciler, dün Refah Kongresi'nde yaşanan bir olayı görenler küçük dillerini yutacaklardı. Refah Kongresi'ne davetli Avusturyalı bir misafirin akşam yemeğinde aniden kalbi sıkışınca Türk usulü hastaneye götürüldü. Yani karga tulumba taşınarak. İbret verici görüntüleri izledim. Sevgili seyirciler, Jean-Claude Van Damme, uçan tekme, dünyanın uçan tekmesi. O şimdi geliyor. Allah, tekme geliyor. Bu Van Damme uçan tekme bir filminde bir figüranı yumruğu vuruyor. Vurmasıyla beraber kör ettiği söyleniyor. Kör ettiği için de figüran dava açıyor. Ve davanın sonucunda şimdiki parayla 500 milyar lira Türk parası ödemeye mahkum. Ama bir şey var benim söyleyeceğim yetkililere, devletin yetkililerine. Artık durdurun bu ekonomik krizi. Artık insanları son raddesine kadar disiplinlerini, onların başka başka yollara 65 milyonluk Türkiye'de 65 milyon insanın başka başka yollara tevessül etmesine fırsat tanımayın. Kızdırmayın beni, sonra çizmeyi geçiririm ayağına. Bunların yaptığına hayvanlık derdim ama yiyemiyorum çünkü radyo televizyon üst kurulu onun sonunda bizi kapatıyor sevgili seyirciler. Canlı yayın burası, televizyon sevgili seyirciler. Canlı yayında ayı saldırısı. Vay ayı, vay. Bir şey öğrenmiştim. Gökten falan geldiler. Gökten ihamuslar nasıl? Peki, bu program bitmiştir burada. Tamam. Tam bitti. Gökdere hamuslar nasıl? Gökdere hamuslar nasıl? Kapatmıyorum ya. Hay Allah ya, asasıyla beraber ısırdı gitti adam ya. Muhabir ve kameraman arkadaşlarımıza bizlere yönelik yapılan saldırılar. Bana bakın, dereotu musunuz bilemiyorum ama sizi sarımsağa çeviririm. Efendim, askerlik günleri ve tartan haberimiz var. Allah sevgili seyirciler, bu yapılana olsa olsa ayılık denir ama ben bunu yine de demeyeyim. Susayım. Siz de çok yumuşak bir tablo çiziyorsunuz şimdi benim karşımda. Sizin beyninizde takiye mi yapıyorsunuz yoksa... Onu da siz söylüyorsunuz. Hayır, takiye terimi var efendim sizin beyninizde bir. Hayır. Soruyorum ben, bir şey söylemiyorum. Onu da siz söylüyorsunuz. Yani. Soruyorum. Kaplan'ın duruşması Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nde bugün başladı. Suç örgütü kurmak ve cinayete azmettirmek suçlarından yargılanan Metin Kaplan'ın duruşması sırasında Kaplan'ın yaklaşık 100 kadar yandaşı mahkeme önünde gösteri yaptılar. Mahkeme heyeti başkanı salona girişinde ayağa kalkmayan Metin Kaplan yandaşlarını...